Elektriksel yüklerin kendi çevrelerinde elektrik alanlar yarattığını bir önceki videodan öğrendik. Ama elektrik alan problemleri insanların kafasını karıştırabiliyor. Bu yüzden elektrik alan konusunu tam olarak anlayabilmek için en az iki hususta çok iyi olmanız gerek. Birincisi, yük tarafından yaratılan elektrik alanın yönünü tayin etme konusunda iyi olmalısınız. Yani önünüze bir yük geldiğinde o yükün hangi yönde elektrik alan yaratacağını iyi bilmeniz lazım. İkincisi, eğer elektrik alan yönünü biliyorsanız o alanın hangi yönde kuvvet uygulayacağını bilmeniz şart bir elektrik alan içinde takılan büyük yük gördüğünüzde hmm, bunu etkileyen elektrik kuvvet şöyle şöyledir diyebilmelisiniz. O zaman her şey çok güzel olur. Bu iki hususta kendinizi geliştirirseniz bu tür problemler size çok daha kolay gelecektir. Ve süreçte aklınıza çok daha iyi yatacaktır. Şimdi bunu nasıl başarabileceğimize bir bakalım. Bu iki maddeyi nasıl uygulayabiliriz? İkinden başlayalım. Önce bunu halledelim. Yani bir yük tarafından yaratılan elektrik alanın yükünü nasıl tayin ederiz ona bakalım. Şimdi diyelim ki bu pozitif bir yükün çevresinde oluşan elektrik alanının temsili. Burada zaten yönler verilmiş. İyi ama bu elektrik alanın bu şekilde olması gerektiğini nasıl kestireceğiz? Şöyle, elektrik alanın tanımını biliyoruz. Yük başına etkiyen elektriksel kuvvet. Başka bir deyişle diyelim ki bir test yükü alıyoruz. Bu Q'yu test yükümüz olarak düşünün. Test yükünü genellikle pozitif bir yük olarak belirleriz ki kafamız karışmasın. Pozitif bir test yükünü belirli bir bölgeye getirdiğimizde hatta hemen yapalım. Mesela buraya pozitif bir test yükü koyalım. Test yükümüzü aldık. Test yükü burada. Elektrik alanın yönünü bulmak için tek yapmamız gereken bu pozitif test yükü üzerine etkiyen elektriksel kuvvetin yönünü tespit etmektir. Başka bir deyişle bu E elektrik alanın yönü pozitif bir test yükü üzerine etkiyen elektriksel kuvvetin yönüyle aynı. Çünkü eğer vektör denklemlerini biliyorsanız bir bu elektrik alan vektörüne ve bir de bu elektriksel kuvvet vektörüne bakın. Bu elektrik alanı bu Q pozitif olduğu sürece elektriksel kuvvetle aynı yönde olmalı. Q negatif olsaydı elektriksel kuvvetin işareti değişecek ve E zıt yönde olacaktı. Ama test yükümüzü pozitif belirlediğimize göre biliyoruz ki elektrik alan o pozitif yükü etkiyen elektriksel kuvvetle aynı yöndedir. Şunu kastediyorum. Pozitif test yükümüzü alalım ve şöyle bir gezintiye çıkalım. Eğer tam bu noktadaki elektrik alanı bilmek istiyorsak kendimize şu soruyu sormamız yeterli. Bu test yüküne etkiyen elektriksel kuvvet ne yönde? Elektriksel kuvvet sağ yönlü olacaktır. Çünkü bu pozitif yük bu pozitif yükü iter. Elektriksel kuvvetin sağ yönlü olduğunu biliyoruz. Çünkü bu yükler birbirini itiyor. Ve elektriksel kuvvet sağ yönlü olduğu için bu bölgedeki elektrik alanda sağ yönlü olur büyüklükler aynı olmayabilir. Mesela elektriksel kuvvet 20 newton, elektrik alan 10 newton bölü klomp olabilir. Ama yönleri aynı. Peki bu yükü başka bir yere mesela buraya taşıdığımızda elektriksel kuvvetin yönü ne olur? Pozitif yükler hala birbirini ittiğine göre elektriksel kuvvet yine sağ yönlü olur. Bu seferki elektriksel kuvvet az öncekinden daha küçüktür ama hala sağa doğru etkimektedir. O halde elektrik alanda hala sağ yönlüdür. O da az öncekinden daha küçük ama yine sağ yönlüdür. Başka bir noktadaki elektrik alanı belirlemek için pozitif test yükümüzü taşıyalım. Mesela buraya soralım. Bu pozitif test yükün üstündeki elektriksel kuvvet hangi yöndedir? Bu yöndedir çünkü pozitif yükler birbirini iter. Pozitif yükler birbirini iteceği için bu pozitif yük daima diğer pozitif yük tarafından itilir. Bu aynı zamanda elektrik alanın da bu yönde olduğu anlamına gelir. Devam edelim. Yükü başka bir noktaya taşıyalım. Mesela buraya. Pozitif yükler birbirini ittiği için elektriksel kuvvet aşağı yönlü olur. O halde elektrik alan da aşağı yönlüdür. Bunu bu şekilde devam ettirdiğimizde pozitif bir test yükü üzerine etkiyen elektriksel kuvvetin daima onu diğer pozitif yükten uzaklaştıracak yönde olduğunu fark ederiz. Ve pozitif bir yükten doğan elektrik alanın daima yükten dışarı doğru yayıldığını biliyoruz. Şekli böyle çizmiş olmamızın nedeni de bu zaten. Çünkü bu pozitif yük, pozitif test yükünü kendisinden uzaklaştırmaya çalışır. Çünkü onu iter. Pozitif yükler kendilerinden radyal olarak uzaklaşan elektrik alanları yaratır. Peki elektrik alanı yaratan yük negatifse ne olur? Görelim bakalım ne olur. Önce bundan bir kurtulalım. Diyelim ki elektrik alanı yaratan yük negatif büyük. Kocaman negatif büyük. Bu negatif yükün çevresinde oluşan elektrik alanı nasıl belirleriz? Yine aynı şeyi yapacağız pozitif test yükümüzü alacağız. Bakın test yükümüzü yine pozitif seçiyoruz. Bu sayede bu pozitif test yüküne etki eden elektrik kuvvetin o bölgedeki elektrik alanla aynı yönde olmasını sağlıyoruz. Başka bir deyişle test yükünün pozitifliği elektrik alanda elektriksel kuvvetin aynı yönde olmasını sağlıyor. Şimdi bu yükü taşıyalım ve tam bu noktaya koyalım. Test yükümüz burada. Şimdi bu test yükünü etkileyen kuvvet hangi yöndedir? Bu kez test yükümüz negatif yük tarafından çekiliyor. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. O halde elektriksel kuvvet bu yönde olur. Ve bu pozitif bir test yükü olduğundan denklemdeki yön korunur. Yani elektrik alanda bu şekilde sol yönlüdür. Alanı örneklemeye devam edelim. Test yükümüzü buraya taşıyalım. Elektriksel kuvvet bu kez yukarı yönlü olur. Çünkü pozitif test yükü negatif yük tarafından çekilmektedir. Ve elektriksel kuvvet yukarı yönlü ise bu noktadaki elektrik alanda yukarı yönlüdür. Gördüğünüz gibi elektriksel kuvvet pozitif test yükünü daima alanı yaratan negatif yüke doğru çekiyor. Bu nedenle negatif bir yük tarafından yaratılan elektrik alan radyal olarak negatif yükün kendisine doğru yönelmiş oluyor. Yani bu seferki demikinden farklı. Pozitif yük kendisinden radyal olarak uzaklaşan bir elektrik alan yaratıyordu. Çünkü pozitif test yükünü itiyordu. Oysa negatif yük radyal olarak kendisine yaklaşan bir elektrik alan yaratıyor. Çünkü pozitif test yükünü kendisine doğru çekiyor. Temelde şunu diyorum aslında. Ekranı temizleyip ilk şeklimizi açalım. Pozitif bir yükün yarattığı elektrik alan, yükten radyal olarak uzaklaşır. Ama yük negatifse bu ok başlarını silip diğer tarafa ters olarak çizmemiz gerekir. Çünkü negatif bir yükün yarattığı elektrik alan radyal olarak o negatif yüke yaklaşır. Başka bir deyişle uzayın herhangi bir noktasındaki bir negatif yükün yarattığı elektrik alanın yönü kendisini yaratan yüke doğrudur. Ve işte bir yükün yarattığı elektrik alanının yönünü bu şekilde belirliyoruz. Yük pozitifse elektrik alan yükten radyal olarak uzaklaşıyor. Yük negatifse elektrik alan yüke radyal olarak yaklaşıyor. Böylelikle bir numarayı hallettik. Bir yük tarafından yaratılan elektrik alanın yönünü tespit ettik. Tık attık bu bitti. Şimdi gelelim bir alan içindeki bir yüke etkiyen elektriksel kuvvetin yönünü bulmaya. Ne demek bu? Diyelim ki uzayın bir bölgesinde sağ yönlü bir elektrik alan var. Bu elektrik alanı yaratan şey ne? Bilmiyoruz. Önemli de değil zaten. Elektrik alan tam da bu nedenle çok iyi bir fikir zaten. Bu elektrik alanı neyi yarattığını bilmek zorunda değiliz. Yani alanı buradaki bir takım pozitif yükler yaratıyor olabilir. Kendilerinden radyal olarak uzaklaşan alan çizgileri oluşturuyor olabilirler. Ama aynı alanı burada bulunan negatif yükler de yaratıyor olabilir. Veya her ikisi birden de olabilir. Bilmiyoruz. Önemli de değil. Burada sağ yönlü bir elektrik alan olduğunu bildiğimiz müddetçe bu alan içindeki bir yüke etkiyen elektriksel kuvveti de bulabiliriz. Alan içine bir yük yerleştirelim. Pozitif bir yükle başlayalım. Yükü buraya koyalım. Elektrik alan bir yüke etkiyen elektriksel kuvvetin o yüke bölümüne eşittir demiştik. Bizim buraya yerleştirdiğimiz yük pozitif bir yük olduğuna göre elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yöndedir. Eğer kuvveti hisseden yük pozitif bir yükse elektrik alan ve elektriksel kuvvetin yönleri aynı olur. Özetle pozitif bir yüke etkileyen elektriksel kuvvet o bölgedeki elektrik alanla aynı yöndedir. Dolayısıyla burada olduğu gibi sağ yönlü bir elektrik alanımız varsa bu bölgedeki pozitif bir yüke etkileyen elektriksel kuvvet de sağ yönlüdür. E yani ya ne olacaktı dediğinizi duyar gibi oluyorum. Bu denkleme göre zaten elektriksel kuvvetin elektrik alanla aynı yönlü olması gerekmiyor mu? Kısmen evet ama her zaman değil. Bir istisna var. Buradaki yük negatif olsaydı yani buraya negatif bir yük koysaydık bu kuvvet vektörü eksiyle çarpılacaktı veya bölünecekti aynı şey. Bir şeyi eksi 1'e bölmekle eksi 1 ile çarpmak aynı sonucu verir değil mi? Yani yük negatif olsaydı bu kuvvet vektörünün yönü tersine dönecekti. Ve bu elektrik alanın yönüyle o bölgedeki negatif yüke etkiyen kuvvet tam zıt yönleri işaret ediyor olacaktı. Ki bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Örnek diyelim. Diyelim ki bu bölgeye negatif bir yük koyuyoruz ve bu negatif yüke etkiyen elektriksel kuvvetin yönünü belirlemek istiyoruz. Elektrik alan sağa doğru. Elektrik alan sağ yönlü ve yük negatifse elektriksel kuvvet sola doğru olmak zorundadır. Çünkü sol yönlü bu kuvvet vektörünü eksi 1'e bölersek vektörün yönü soldan sağa döner. Bu da elektrik alanın sağ yönlü olduğu anlamına gelir. Elektriksel kuvvete maruz kalan yük negatifse bir vektörü eksi 1 ile çarpmak o vektörün yönünü değiştireceğinden elektriksel kuvvet ve elektrik alan zıt yönlerde olur. Negatif bir yük kuvveti elektrik alana zıt yönde hisseder. Pozitif bir yükse kuvveti elektrik alanına aynı yönde hisseder. Tekrar edip duruyorum çünkü bu gerçekten önemli. Pozitif yükler elektriksel kuvveti elektrik alanına aynı yönde algılar. Negatif yüklerse elektriksel kuvveti elektrik alanına zıt yönde algılar. İnsanlar bu noktada sürekli çuvallıyor. kafaları çok fena karışıyor. O yüzden size bunu akılda tutmayı biraz kolaylaştıracak bir ipucu vereyim. Bu yükler üzerlerine kuvvet uygulayan bu elektrik alanı kendileri yaratmıyor. O halde bu elektrik alanı yaratması muhtemel birkaç yük kombinasyonunu çizelim. Sağ yönlü bir elektrik alan yaratmanın yollarından biri bu tarafa bir takım pozitif yükler koymak. Bu yükler kendilerinden radyal olarak uzaklaşan elektrik alanlar yaratıyor. Bu da sağ yönlü bir elektrik alan meydana getiriyor. Şimdi bu yükler üzerine etkiyen kuvvetler ne olur? Biz pozitif yüklerin diğer pozitif yükleri iteceğini biliyoruz. Bu yüzden bu yüke etkiyen elektriksel kuvvet sağ yönlüdür. Ve pozitif yükler negatif yükleri kendilerine çeker. Dolayısıyla bu yüke etkiyen elektriksel kuvvet de sol yönlü olur. Az önce ne demiştik? Pozitif bir yüke etkiyen elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yöndedir. Negatif bir yüke etkiyen elektriksel kuvvet elektrik alanla zıt yöndedir. Bu iki kaide zıt yüklerin birbirini çektiği ve aynı yüklerin birbirini ittiği gerçeğiyle örtüşüyor. Esasında mesele şu. Elektrik alanı yaratan bu yükleri çizmediğimiz zaman insanlar kuvvet yönünü nasıl bulacaklarını unutuyor. Yani ihtiyaç duyarsanız bu yükleri eklemenizde hiçbir mahsur yok. Bir diğer olasılık da sağ yönlü bir alan yaratmak için bu tarafa negatif yükler yerleştirebiliriz. Elektrik alanı bu yüklerde yaratıyor olabilir. Çünkü negatif yükler radyal olarak kendilerine yaklaşan elektrik alanlar yaratır. Peki kuvvetler ne yönde olur? Bu negatif yükler bu pozitif yükü kendilerine doğru çeker. Elektrik alanla aynı yönde yani. Yani elektrik alanı yaratan yükler ister pozitif ister negatif olsun hiç fark etmez. Eğer elektrik alan sağ yönlü ise pozitif yükler kuvveti sağ yönlü hisseder bu bölgedeki negatif bir yükse ister bu negatif yükler tarafından itilsin ister bu pozitif yükler tarafından çekilsin sol yönlü bir kuvvet hisseder. Alanı pozitif yükler mi yoksa negatif yükler meydana getiriyor hiçbir önemi yok. Alan sağ yönlü ise o bölgedeki pozitif yükler sağ yönlü bir kuvvet algılar. Negatif yüklerse o bölgede sol yönlü bir kuvvet algılar. Son bir alıştırma daha yapalım. Bunu artık tamamladığımızı varsayıyorum. Diyelim ki negatif bir yükümüz var ve aşağı yönlü bir elektriksel kuvvet algılıyor. Şimdi bu bölgedeki elektrik alan ne yönde olur? Negatif bir yük üzerine etkiyen elektriksel kuvvet aşağı yönlü ise bunu sağlayabilecek tek koşul o bölgedeki elektrik alanın yukarı yönlü olmasıdır. Çünkü negatif yükler elektriksel kuvveti elektrik alanın zıt yönünde hisseder. Yani E'nin yönü F'nin yönüyle zıt olur. Soru şu şekilde de gelebilir. Bu negatif yüke aşağı yönlü bir elektriksel kuvvet uygulayan alanı nasıl bir yük yaratabilir? Burada yer alan büyük bir pozitif yük yaratabilir. Pozitif yükler kendilerinden radyal olarak uzaklaşan elektrik alanlar yaratır. Dolayısıyla bu bölgede bu şekilde yükten uzaklaşan bir alan söz konusudur. Bir başka olasılık da buradaki negatif yüke aşağı yönlü bir elektriksel kuvvet uygulayan alanı buradaki büyük bir negatif yükün yaratıyor olması. Negatif yükler kendilerine radyal olarak yaklaşan elektrik alanlar yaratır. O halde buradaki alanın yönü nasıl olur? Yine bu şekilde yukarı yönlü olur. Çünkü alanı yaratan negatif bir yükün elektrik alanı kendisine doğru olmalıdır. Özetleyelim bir yük tarafından yaratılan elektrik alanın yönünü şu şekilde bulabilirsiniz. Pozitif yükler kendilerinden radyal olarak uzaklaşan alanlar yaratır. Negatif yüklerse ise radyal olarak kendilerine yaklaşan alanlar meydana getirir. Bir yük üzerine etkiyen elektriksel kuvvetin yönünü de şu şekilde bulabilirsiniz. Pozitif yükler elektriksel kuvveti bulundukları bölgedeki elektrik alanla aynı yönde hissederler. Negatif yüklerse elektriksel kuvveti bulundukları bölgedeki elektrik alanına zıt yönde hisseder.